Karıncaların ibret dili. Yeryüzünde binlerce canlı türü hayatını devam ettirmektedir. Bu canlıların birçoğunun hayat tarzını bilmemekteyiz. Fakat belgeselleri biraz takip etsek, hayvanlar aleminin bile bizi cidden büyüleyecek yardımlaşma, dayanışma ve iktisatlı olmak gibi önemli özelliklerini rahatlıkla gözleyebiliriz. Benim hayatımda en çok ilgimi çeken canlı karıncalardır. Onların ahenkli hayat tarzları, aralarındaki iş bölümü, savunma mekanizmaları, erzak depolamaları, asalak yaşayanların cezalandırılması, başlarında yönetici bulunması. Kısacası her şeyleri muhteşem bir düzen içerisinde. Bir zatın karıncalar arasındaki ahenk ve dayanışmayı onların cumhuriyetçi olduklarının delili sayıp yiyeceğinin bir kısmını onlara verdiğini ifade ediyor. Bütün canlılardan daha üstün yaratılan insan, gerek aklı ve fikri, gerekse fiziki yapısıyla mahlukatın en şereflisidir. Bu özelliklerinden dolayı daima topluluk halinde yaşamışlardır. Bu yaşam biçimi insanları birbirine muhtaç kılmıştır. Hayvanatta olan bu yardımlaşmanın insanlar arasında olmaması düşünülemez. Teknik ve teknolojinin ilerlemesi bir noktada sosyal hayatta da bir kısım bozulmalara sebep oldu. İnsanlar hissiz, duygusuz nesiller olmaya başladı. Yani hazcı bir toplum olma yolundayız. Hazcı ifadesini biraz açacak olursak, menfaat varsa beraberlik var, yoksa ben seni tanımıyorum mantığı hakim olmaya başladı. Acaba bizim inançlarımızda bu hususu teşvik edici bir emir mi var? Yoksa bunları bir yerden ithal etmeye mi başladık? Kendimize şu soruyu soralım. Hayat sadece para kazanmak ve gününü gün etmekten mi ibarettir? İnanıyorum ki çoğumuzun cevabı hayır olacaktır. Bu tür hastalıklardan da bir türlü kurtulamayacak gibiyiz. Ekonomik şartların iyi olması önemli bir faktör ancak para her şey değildir. İnsanlığın buhranı, doyumsuzluğu ne istediğini bilmeme gibi hususlar inancın gereğini yaşamamakta yatmaktadır. Bazı sosyologlar insanlığın mutluluğunu ekonomik iyileşme olarak tespit etmişlerdir. Fakat unuttukları veya ihmal ettikleri husus var ki, insan sadece maddi bir varlık değildir. Manevi yönü, ruh dünyası da olan bir değerdir, bir varlıktır. Bizim insanımız çok yakın tarihlere kadar komşusu aç iken kendisi tok olmayı ayıp sayardı. Yardımlaşma, dayanışma kültürünün örf ve adetlerinin bir parçası haline getirmiş bir milletti. Son senelerde bu kültürün yok olmaya başladığını müşahede ediyor ve üzülüyoruz. Bir alimin ifadesiyle ben tok olayım, başkası açlıktan ölse bana ne? Bu hastalık toplumun bünyesini kemirmekte, için için toplumu ayakta tutan dinamikler yok olmaktadır. Yüce Yaratıcı, herkesi farklı imkanlarla yaratmış olmasının bilemediğimiz kadar hikmetleri vardır. Elde bulunan nimetlerin kıymetinin bilinmesi, kendinden daha az imkanlara sahip olanlara ibretle bakılmasıyla anlaşılır. İnsan çok enteresan bir varlık. Hiçbir zaman elinde bulunana kanaat etmez. Devamlı daha fazlasını isteme karakterine sahiptir. Bir çiçeğe sahip olan insan onun bahçesini de ister. Onu da elde edince cennet bahçelerinde arzu eder. Mal hırsı da insanla aynı şekildedir. Tarih sayfalarını biraz karıştırdığımızda nice mal mülk sahipleri mallarıyla beraber helak olmuşlardır. Önemli olan elde olan nimetlerin insanlığın faydasına değerlendirilmesidir. Her şeyin bize emanet olarak verildiğinin idrakine varıp sağlığın, malın, gençliğin hangi yollarda harcandığı sorulduğunda yüzümüz kızarmadan cevabını verebilelim değerli dinleyicilerim.